Diyetisyen Merve Kaplan bitki çaylarının tüketilmesi hakkında bilgiler verdi. Kaplan bitki çaylarını tüketirken doğru bildiğimiz yanlışlarımız var dedi. Bizim aslında doğru bildiğimiz yanlışlarımız vardır. Bunlar nelerdir? Biz gün içerisinde aslında 2 fincan bitki çayı tercih etmemiz gerekiyor. Peki bunun yanında bitki çaylarını... Yanlış tüketilen bitki çaylarının mideye rahatsızlık verebileceğini söyleyen Kaplan, dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar hakkında bilgiler verdi. Aşırı kafein tüketimi mide problemlerine sebebiyet verebilir. Midede yanma oluşabilir, kusma, ishal, diyare gibi sorunlar görülebilir. Kaplan son zamanlarda birçok bitki çayının popüler olduğunu ve bazılarında kafein oranının fazla olduğu için çok tüketilmemesi gerektiğini söyleyerek bitki çaylarının doğru hazırlanması ve tüketilmesi gerektiğini dile getirdi. Şimdi gün içerisinde tükettiğimiz bitki çaylarına değinecek olursak, yeşil çay antioksidan özelliği yüksek olan bir bitki çayıdır. Bunun yanında metabolizmayı hızlandırıcı, zayıflamaya yardımcı etkisi vardır. Aynı zamanda diş ve diş eti problemlerine yararlıdır. Gün içerisinde 2 fincan tüketmek bizim için yeterli olacaktır. Dikkat etmemiz gereken bir şey çocuklara ve hamilelerin kullanmaması gerekmektedir. Bunun yanında herkesin bildiği papatya çayı vardır. Papatya çayı gün içerisinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda mide problemlerini rahatlatır, kaslarımızı gevşetir, stres ve kaygı bozukluklarına, bağırsak sorunlarına iyi gelir. Hibiskus çayı her derde deva olarak biliniyor. Son zamanlarda çok popülerdir ve aslında en önemli olan şey hibiskus çayının içerisinde hiçbir şekilde kafein bulunmamaktadır. Tam tersine C vitamininden zengin bir bitki çayıdır. Hamilelik döneminde annelerimizin ve aynı zamanda çocukların tercih edebileceği bir bitki çayıdır. Peki hibiskus çayının ne gibi yararları vardır? Bize ne gibi faydaları vardır? Bağışıklık sistemini yükseltir. Aynı zamanda kolesterolü düşürmeye yarar ve diyabetli hastaların gün içerisinde rahatlıkla tüketebileceği bir bitki çayıdır.